Peki bu damar tıkanıklığında geçici şuur kaybının nedeni nedir? Şöyle, şimdi boynumuzda pıhtı var diye düşünelim. Evet. Allah korusun. Mesela benim de boynumda 1.2 milimlik kalsifik plağım var. Yaşlandığımız zaman plaklaşmamamız, plak eğilimine girmememiz mümkün değil. Hele benim gibi genetiğinizde bir de insülin direnci varsa. Ama bende kopma ihtimali olan bir plak yok. Ama bu plağı ben kendi haline bırakırsam, Allah korusun sigara içsem, içsem evet. Çok fazla triglisem. Kararsız plak mı dedin? Kararsız plak. Bu plak büyümeye devam eder. Ben sigara içersem, trigliseritimi yüksek bırakırsam, benim son trigliserit rakamım 80 civarında çok şükür. İnsülin rakamım yüksek olursa, 5'in üstünde olursa, tansiyonum olursa benim, kilom olursa benim. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bu plak kaçak inşaat şeklinde yapılmaya devam eder, büyümeye devam eder. Ve bu kalsifik plak yumuşak mix plağı, yani fibroz plak, kalsifik plak olmaktan çıkıp yağlı plağa dönüşür. Bunun adı tıbbi ismi. Literatürde unstable plak, kararsız plak. Kararsız. Ne halt edeceği belli değil. Kopma ihtimali her zaman var. Oradan kopup beyne gittiği zaman o plak, plağın büyüklüğüne göre ya bir caddeyi tıkar ya bir ara sokağa tıkar. Caddeyi tıkarsa işiniz zor, felç olursunuz. Ya kolunuz bacağınız tutmaz hale gelir, konuşamaz hale gelirsiniz ya da daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Buna iskemik felç diyoruz. Damarın emboliliği, damardan kopan plak dediğiyle beyin damarının emboliliği ona da pıhtı atmış diyoruz pıhtı ya atmış. Çok bu ara konuşuyorsan. Evet, işte o pıhtı mi? Plak parçasının adı plak pıhtıdır. Pıhtı olarak pıhtıdır. Geçiyor. Doğru, o atan duyuyor. Pıhtı tıkadığı zaman büyük bir pıhtı ise eritemezse onu vücut kendisi tıkadığı caddenin büyüklüğüne göre oradaki trafik alt üst olur ve orası kurur. Siz ona göre bir şey kaybedersiniz. Plak küçükse vücut kendi onu eritebilir. Geçici olarak böyle konuşurken ağzınız falan biraz eğilir, evet, kelimeleri şaşırırsınız, gözünüz kayar, bayılıyormuş gibi olursunuz falan, kendinize gelirsiniz. Bunun adı tıpta geçici iskemik atak, transient iskemik ataktır. Bu gelecekte olacak olan bir büyük pıhtı parçacığının, felç ihtimalinin ilk işaretlerinden biridir. Evet. Ama çoğu zaman da vücudunuz sizin hiç haberiniz olmadan bunları önemli ölçüde küçültür ya da oradan kopan plaklar, bir rap diye büyüklüğünde olmaz da, toplu iğnenin başı kadar bile olmaz da, toplu iğnenin ucu kadar olur, küçücük. Ama o ucu kadar giden küçük küçük parçalar, ara sokakları değil ama sık çıkmaz sokakları tıkayacak olursa, mahalle aralarındaki, siz hiç farkına varmazsınız ama o bembeyaz olan cevheriniz beyninizdeki bir süre sonra tık 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 kararmaya başlar. Siyah, 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 siyah noktalar. Ve bir süre sonra beyninizin, basitçe anlatsın diye bu şekilde anlatıyorum. Tabii. Bilişsel alanı azalır. Yani beyninizde 1000 tane portakal bahçesi varken biliş için size lazım olan her ay 1 tane portakal bahçesi gitse ne olacak hocam? Bu 1 yılda 12, 10 yılda 120, 50 yılda veya 30 yılda 500 tane değişsin. 5000 portakal bahçenizde portakal açıyor ki 1000 tane varsa 500'ü gitti mi bilişsel fonksiyonlarınız yarıya indi. Yani 60'a geldiği zaman fena değil, ufak tefek unutmalar. 70'e geldiği zaman torunun adını unutursunuz. 80'e gelince çocuğun adını unutursunuz. 90'a gelince kendi adınızı unutmaya başlarsınız. İşte damar sertliğinin sonuçlarından birisi de vasküler demans. Yani bunama. Yani kalbinizin kalp krizine girmemesini, kalp yetmezliğine girmemesini, kalp aritmisine girmemesini, aniden durmamasını istiyorsanız damar sertliği, aterosiklerotik kalp hastalığı ile mücadele etmek istiyorsanız damarlarınızı koruyacaksınız. Beyninizin demansa bulamaya girmesini veya felç olmamayı düşünüyorsanız, gözünüzün size hizmet etmesini düşünüyorsanız. Çünkü bütün mesele kanlanamamaktan kaynaklanıyor. Cildiniz iyi kanlanmadığı zaman buruşuyor. Sigara niye cilt kırıştırıyor biliyor musunuz? Benim? Neden? Damarları büzüyor. Neresi buruşuyor sigara içenlerin? En çok sigara dumanı burayı etkiliyor. Buradaki damarlar büzüşüyor. Sigara içenlerin onun için burası büzüşüyor. Neden? Sigara içindeki nikotin nedeniyle damarı büzüyor. Büzdüğü damar nedeniyle de doku beslenmesini bozunca doku büzüşüp kalıyor. Dolayısıyla bütün mesele hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Tabii ki kader var. Kadere inancımız sonsuz ve sınırsız. Bizimle ilgili netice kararlarını Rabbimiz veriyor. Ama Rabbimiz bize doğarken çok daimi bir şey veriyor. Ne veriyor? Akıl veriyor. Evet.